Evet dostlar, bugün 5 Mart 2020 tarihinde kendi fidanlığımızdayız. Bunlar köklerini kepçeyle söktüğümüz, sökümünü gösterdiğimiz açık köklü ceviz fidanlarımız. Bu fidanlarımızın gömüldüğü toprak da toprak değil, mil getiriyoruz, özel dere mili getiriyoruz. Ve milin içerisine gömüyoruz ki kökler daha sağlıklı kalsın diye. Tabii bizde fiyatlarımız sabit. Fiyatlarımızda bir değişiklik kişiye göre indi çıktı yapmıyoruz. Bir arkadaşımız pazarlık etmiş. Vermeyince de ya fidanları iyi değil demiş dün. Sosyal medyada böyle bir şey geçmiş. Ben şu anda sizlere bu fidanlarımı göstermek istiyorum. Buyurun hep beraber seyredelim. Bakın. Bunlar ceviz fidanlarımız. Devam ediyoruz. Bunlar küçük ceviz fidanlarımız. Bunlar yine ceviz fidanlarımıza devam ediyoruz. Burası yine çeşitler, tozlayıcılar ve ufak fidanlar var. Burada. Şu özel harmanımız, karışımını göstermiştim. Özel harmanımız içerisinde torf, leonardit, nil ve volkanik cüruf var. Bunlar çöğürlerimiz, aşısız çöğürlerimiz. Ve yine bizim her şeyimiz açık. Hani lokantalarda vardır ya. Bakın burası seramızın içerisindeki. Bunlar aşılanacak şimdi. Aşılanmaya hazır. Çöğürlerimiz tek tek gübrelenir, sulanır. Bu şekilde sulama sistemimiz var. Bunlar aşılanacak. Dedim ya, bizim mutfağımız herkese açık. Herkes gelip görebilir. Art niyetli, art niyetsiz kişiler fark etmez. Bunlar yine fidanlarımız. Bunların boyları küçük. Bu sene yaprak açtıktan sonra Mayıs gibi satacağımız fidanlar. Bazıları tabii içerisinden seçilip direkt satışa sunulacak. Hepsi yine pişkin vaziyettedir. Bakın. Bizden beni tanıyanlar bilirler. Bizim gizlimiz saklımız yok. Yanlışımızı da söyleriz. Doğrumuzu da bildiğimizi. Çünkü biz ölüme inanıyoruz. Öyle pahalı bulup yarı fiyatına, ucuz ortalıkta satılan, bedava fiyatına satılan rastgele mallarla aynı fiyatı alamayınca
karalama yoluna gitmek ayıptır. Buyurun, mesela burada da satışa hazır yine tüplü fidanlarımız. Bakın. Şu noktası tam kaynamış. En ufak bir şeyisi yok. Şöyle ışık da vursun. Bakın. Gözler sağlıklı ve pişkin. Bu şekilde buradaki fidanlarımız komple. Bunlar. Ve devam ediyoruz. Bu serada da yine tüplemeler yapılacak. Satışa hazır tüplü fidanlarımız. Sipariş alınanlar var bölüm bölüm. Bunlar çamurlardan sonra dikim yapılacak. Yine müşterilerimiz alışverişe devam ediyorlar. Buraları zeytinlerimiz. Yine burada cevizlerimiz var. Yine tezgahta satışa hazır cevizlerimiz. Ve bu şekilde özel kanalların içerisine yine özel milimizle gömülmüş vaziyette. Bunlar da yine tüplü fidanlarımız. Müşterilerimiz ilgileniyorlar. Bunlar zeytin fidanlarımız. Bu bizim yüksek ziraat mühendisi ve şu anda cevizde doktora yapan oğlum. Evet. Yine bir müşteriyle görüşüyor. Bunlar kirazlarımız. Buyurun. Mahlep köklü kirazlarımız. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bunlar armutlarımızın bir çeşidi. Bunlar yine cevizlerimiz. Yani bu cevizlerimizin boyları en az 1,5-2 metre arası. Şöyle ben bir çıkayım isterseniz. Görelim boyumuzu. İşte benim boyumda, benim boyumdan büyük şekilde. Bunlar fidanlarımız. Şimdi gömülme şeklini görüyorsunuz. Özel kanallarda gömülmüş vaziyette. Bunlar elmalarımız var. Kayısılarımız aynı şekilde. Tamamen sağlıklı bir gömülüye alınmış vaziyette, pişkin hepsi. Yani bir insan bu fidana, bu fidanlığa laf söylemek için Allah'tan korkması lazım. Bunlar vişnelerimiz. Burada urmudutlarımız var. Urmudutlarımız, yine erik çeşitlerimiz. Hepsi üzerinde tek tek etiketi vardır. Ne olduğunu yazan etiketlerimiz mevcuttur. Mahlep üzerine Kütahya vişne. Armut Santa Maria diye normal etiketlerimiz hepsinde mevcuttur. Şunlar şeftalilerimiz var yine. Aynı şekilde siyah eriklerimiz, şeftalilerimiz. Burada yine satışa konmuş tüplü fidanlarımız. Şurada özel fındıklarımız var. Tek dal üzerine aşılı fındıklarımız bunlar. Bunlar da öbek şeklinde olmuyor. Tek dal üzerine taç yapabiliyoruz bunlarla. Bu şekilde fındıklarımız var. Yine burada dutlarımız, elmalarımız. Yine aynı şekilde şeftalilerimiz. Armutlarımız, elmalarımız,
vişnelerimiz. Hepsi ayrı ayrı çeşitler bunlar. Ayvalarımız ve aşılı kestanelerimiz. Yeni dünyalar bu şekilde devam ediyor. Karşı tarafta da bu üçer fidancılık. Bunlar müşterilerimizin araçları. Karşı tarafta da yine bize ait olan bir fidanlamızın diğer bölümü var. Orada da süs bitkileri ve ceviz bulunuyor. Bu şekilde bunlar hereklerimiz. Kavaktan özel cevize kalın, diğer meyveler için ince iki çeşit hereğimiz var. Dipleri sivriltirilmiş güzel yapmak için. Bunlar bir de yanık yağa batırılacak. Evet dostlar, durum bundan ibaret. İşte size fidanlığım. Dün o arkadaşa yazdım. Dedim ki göstereceğim size. Bakın dostlar, karar versin. Bunlar da aşı kalemi aldığımız, kalemliklerimizden aldığımız aşı kalemlerimiz. Bunlar tek tek paketleniyor. Beste kağıdına sarılıyor. Beste kağıdına sarılıyor, ıslanıyor. Ondan sonra jilatinle kaplanıp bu şekilde ıslanacak. Ondan sonra jilatinle sarılacak bunlar. Ve soğuk havada muhafaza edilecek.